Cumhurbaşkanı her ilden bir encümen davet ediyordu. İlinizin sorunlarıyla ilgili gelin diye. Ben o zamanın il valisi İbrahim Şahin Bey'e dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı davet ediyor. İlimizin acil gerektirecek sorunları nedir? Bana söylediği şey şu oldu. Benim gözümde Kürt eşittir PKK. Başka alternatifi yoktur. Ben bu duvara bir çivi çakarsam PKK için çakmış oluyorum. Bunu da yapmam. Devletin tayin ettiği bir vali bunu diyorsa ve bakınız ben o şeyden sanki suçlu benim gibi mahkemelik oldum. Ve devletin hakimi şöyle diyor. Devletin valisi yalan söylemez diyor. Fakat teşekkür ederim kendilerine. Yargıtay üyeleri bunun farkına vardılar. Yani esas suçlunun vali olduğuna dair. Şimdi çözümleri tartışıyoruz. Ayrıntıları boğuluyoruz. Yani çok konuşmak isteyen arkadaşımız var. Peki bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Herkese bir saniye. Ben sırrı saka söz veriyorum. Bir de usulle ilgili bir çözüm. Yani mertebe biz burada bekliyoruz. 2-3 defa telefonla katlanlara söz oluyor. Tabii akşamdan beri sorun tartışılıyor ama çok somut öneriler yok. Bir kez sorunun adı, evet siz söylediniz ama son sözcükle de hepsini alt üst ettiniz. Aslında yüreğinden geçen birçok şeyi söylediniz. Ben de ortak vatan, ortak parlamento diyorum. Her yerde aynı şeyi de savunuyorum. Şimdi sorun Güneydoğu sorunu değil. Sorunun adı çok açık, net bir şekilde Kürt sorunu. Öyle koyup tartışmalıyız. Şimdi sağ olsun Sayın Kılıç bir öneri getirdi. Eskiden kızını dövmeyen dizini döverdi. Şimdi de dağını dövmeyen dizini döver. Bu da yeni bir öneri. Türk edebiyatına yeni bir söylem kattı. Kendisine teşekkür ediyorum. Dağları dövmek. Bunu söyleyen Sayın Boyner'di, ona cevap verdi. Efendim biz bu ülkede birlikte yaşamak zorundayız. Hiçbir insanımızın ülkeyi bölüp parçalamak gibi bir niyeti yok. Ama eşit koşullarda yaşamak istiyoruz. Yani ülkenin kuruluşundan bugüne kadar 70 küsür yıldır Kürtlere zulüm politikası uygulanıyor. Kürtler kimliklerini gündeme getirdiği gün, gündeme getirdiği saat terörizmden suçlanıyor, vatan hainliğinden suçlanıyor, Kürtlerin köyleri yakılıyor, Kürtlerin gencecik bedenleri ve Türk bedenleri toprağa gömülüyor. Çok önemli bir örnek vereceğim. Ve savaşıyorlar. Bu savaşta benim bir kardeşim PKK komutanı ve uzun yıllardır dağda, bir kardeşim de Ağrı'da asker ve bunlar ikisi savaşıyor, benim kardeşlerim ve bir ailedeniz. Şimdi ben bu soruna çözüm arıyorum ve Türkiye'de bu soruna çözüm getirecek barış güçlerinin bizim oluşturduğumuz barış cephesine destek vermeleri gerektiğine inanıyorum. Şimdi ben ne yapmalıyım? Yani elime bir silah alıp birinden yana tavır mı almalıyım? Yoksa ben bu insanları bir araya getirip bu sorunun çözümünü aramalıyım. Bence bana düşen görev ve inanıyorum ki buradaki bütün arkadaşlarımıza da düşecek aynı görev. Benim durumumda olsalar bu insanları bir masaya getirip sorunu çözmek zorundayız. Sorun nasıl çözülür? Tabii biraz önce Sayın Özal söyledi. Sorunu tartışamıyoruz. Bu söylediklerinden dolayı davalar açılacak. Ben de arkadaşlarım parlamentoda sorunun barışçıl yönlerle çözülmesi için, mücadele ettiğimiz için bize silahlı örgüt muamelesi yapıldı. Bizim partimize silahlı örgüt muamelesi yapıldı ve 105 tane şehit verdik. Bugün de 106. şehidimizi verdik. Muş'a, İşte Muş adayımız Muş'a giderken barışa, demokrasiye katkı sunmak için gitti ve yolda trafik kazasında öldü. Bu da 106. şehidimiz. Şimdi bize böyle bir muamele. Yöneticilerimiz öldürüldü, milletvekili arkadaşlarımız öldürüldü, parti genel merkezimiz bombalandı ve biz hiçbir dönem silaha ve şiddete de bulaşmamıştık. Mevcut parlamenter sistem içerisinde sorunu tartışıp soruna çözüm önerdik ve bundan dolayı silahlı örgüt muamelesi gördük. Parlamentodan atıldık. Sayın Perinçek
bir şehit verdik dedi, bir parti kapandı, bizim iki partimiz kapandı. 13 milletvekili arkadaşımızın milletvekilliği düşürüldü ve 2 Mart darbesiyle de apar topar parlamentodan alınıp demir ve beton yığınları arasına hapsedildik. Düzmece delillerle birçok arkadaşlarımız 15 yıl ceza, bir kısmımız 3 yıl 6 ay ceza ve bir kısmımız da halen tekrar yargılanıyoruz. Yani sadece soruna çözüm önerileri sunduğumuz için, teşhis koyduğumuz için böyle bir muameleyle karşı karşıya kaldık. İlk önce bu antidemokratik olan yasalar kalkmalıdır. Ben şimdi burada çok objektif bir şekilde yasalardan dolayı çözümle ilgili düşüncelerimi söyleyemiyorum. İnsanım, ben de yaşamak istiyorum. Cezaevine girmek istemiyorum. Ve bana bütün dünyaları verseler ve şu gencecik bir beden ölsün değil, burnu kanasa ve bu dünya sizin olacak deseler bile bunu şiddetle reddederim. Çünkü kanın, şiddetin sorunu çözeceğine de inanmıyorum. Ama öyle bir ceberrut anlayış var ki Kürt kelimesinden sürekli terörü, sürekli vatana ihaneti yakalamaya çalışan bir anlayış var. İlk önce el ele vererek bu anayasayı değiştirmeliyiz. Bu yasaları değiştirmeliyiz. Ve ben inanıyorum ki bunları değiştirince biz sorunla ilgili düşüncelerimizi çok açık bir şekilde ortaya koyma şansımız var. Çünkü şiddeti yaratan nedenleri ortadan kaldırmadıkça soruna çözüm bulma şansımız da yok. Bazı arkadaşlarımız bize farklı eleştirilerde bulunuyorlar son birkaç gündür. Çünkü biz barışla ilgili bir blok oluşturduk. Yani bunlar. Türkiye'de Halkın Demokrasi Partisi, Sosyalist İktidar Partisi, Demokrasi Değişim Partisi, Sivil Toplum Örgütleri, yani düzenden rahatsız olan bütün kesimleri bir araya getirdi. Ve ciddi şekilde bir güç oluştu. Türkiye'nin her tarafında gümbür gümbür bu güç büyüyor. Ve bize hemen başladılar. Efendim, bunlar kan üzerinde politika yapıyor. Aslında biz kanman üzerinde politika yapmıyoruz. Bugüne kadar asla onu hep reddettik. Ama biz hangi kan üzerinde politika yaptık? Kendi kanımız üzerinde. Kendi bedenimiz üzerinde. Bağışlayın, bitireyim. Kendi bedenimiz üzerinde politika yaptık. Ve bu politikanın bedeli ağır oldu. Ama Türkiye'nin demokratikleşmesi için, Kürt sorunun çözümü için biz bu bedelleri bilerek göğüsledik. Biz parlamentodan atılırken, milletvekilliğimiz düşürülürken sadece bir barış bildirisinden dolayıydı. Ve bize, biz cezaevindeyken parlamento başkanı bize elçi gönderdi. Şu belgeyi kullanın, milletvekilliğiniz düşmesin dedi. Ama biz hayır, biz sahte belge kullanmayız. Türkiye'nin demokratikleşmesi için bedel ödemeye hazırız. Çünkü halkımız acı çekiyor. Bu bedeli bütün halka çektirdiniz ama. Bütün Türk insanı, bu coğrafyada yaşayan herkes acı çekiyor. Onun için bu yasaların değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Nitekim bazı arkadaşlarımız bu belgeyi kullandılar. Ama biz 13 arkadaş bu belgeyi kullanmadık ve milletvekilliğimiz düştü. Eğer gerçekten biz kan üzerinde politika yapmış olsaydık milletvekilliğimizi korurduk. Eğer gerçekten biz kan üzerinde politika yapmış olsaydık 49. 50. 51. hükümette kalır bakan olurduk. Çünkü peki Sayın Saçı, şimdi HADEP'ten gidiyorsunuz. Ülke barajını aşamama gibi bir ciddi engelle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda yine sesinizi duyuramamış olacaksınız. Ve HADEP yine parlamento dışında kalır, yani %10 barajını aşamazsa ülke barajını kalacak. Efendim, hiç merak etmeyin. Nasıl sürdüreceksiniz? Açacak mısınız? Biz aşacağız. Eğer yüreğinde biraz demokrasi kırıntısı olan her insan HADEP'e oy vermek zorundadır. Çünkü HADEP ve bu cephe, bu barış aşamazsanız, demek ve özgürlük aşamazsanız cephesi, bütün bu söylediklerinizi ya da bu mücadelenizi nasıl, hangi platformda mücadelemizi meşru zeminde sürdürmeye kararlıyız. Ve inanıyoruz ki Türkiye'de demokrasiden yana olan herkes bu barış cephesine destek verecektir.
Ve ben işte kan üzerinde politika yapılırken bundan korkuluyor, bundan ürküyorlar. Yani bu barış cephesi gelirse savaş çığırtkanlığı yapanlar yerlerinden olacaktır. Politika yapamayacaklar, onun için bize böyle saldırıyorlar. Ben Türkiye'de bizim baraj sorunumuz olduğuna inanmıyorum. Ben Türkiye'de herkesin bu sürece katkı sunacağına inanıyorum. Özellikle bölgede Türk kimliği olan milletvekili adayları Refah'ta, ANAP'ta ve diğer partilerde hepsi dışlandılar. Temel amaç biraz önce arkadaşım çok peki, iyi değindi. Diyarbakır... Güneydoğu bölgesinde, bu bölgede HDP yüzde kaç oy alabilir sizce? Biz bütün düzen partileri kadar oy alacağız. Yani ama efendim bizi halkımız destekliyor. Bizi o halkımız destekliyor. Biz sizin gibi bakınız, sizin Diyarbakır il başkanınızın bir açıklaması var. Özel tim, polis, halkı getirip parti il binasında tehdit ederek oy isteyen bunlar, devlet adına halkı nasıl tehdit ettiğinizi sizin il başkanınız tepki göstererek istifa ediyor. Biz halkımızın sağduyusuna inanıyoruz. Eğer Diyarbakır'a kadar PKK gelip silah zoruyla oy alacaksa o zaman vay, ben bir şey söylemiyorum. Takdir sizin. Peki, evet. Yani biz bu konuda, bu süreçte bizim bütün barış güçlerinin böyle bir eylemle, ama bu bir kompartımanda sadece ve sadece buraya konsantre olursak bir kolu unutacağız. Öbür kolu, kol da şudur. Aş isteyen, iş isteyen insanlarımız var. Ekonomik pencereden de bir şeyler bekliyoruz. 20 sene...